Sultanım, beni görmek istemişsiniz. Hoş geldin Nasuh Efendi. Merak içindeyim. Bir mesele mi var? Sana ne kadar kıymet verdiğimizi bilirsin. Senin de hanedana, ailemize ve bana olan sadakatinden kuşkum yok. Sultanım, bilmeden bir kabahat mı işledim? Bilmiyorum Nasuh Efendi. Bunu sen bana söyleyeceksin. Ben... Bağışlayın sultanım. Neden bahsettiğinizi ben anlayamadım. İbrahim Paşa ile alakalı bazı kaygılarım var. Malum kaç kez ölümden döndü. Buna rağmen hiç dikkat etmiyor. Hatta bazı geceler dışarıda kalıyor. Senin malumatın var mı bundan? Devlet işleridir sultanım, merak buyurmayın. Emniyeti için paşamızın her türlü tedbir alındı. Meyhanelerde paşamızın emniyetini nasıl sağlıyorsunuz çok merak ediyorum. Sultanım. Daha dün oradaymışsınız. Ne sebeple oradaydınız? Sinyor Gritti geldi, paşamızla hususi görüştüler. Devlet işleri artık meyhanelerde mi görüşülür oldu? Hayır sultanım. Paşamız benim için geldiler. Vali Bey meselesini konuştuk. Sinyor Gritti ile de orada karşılaştık. Başka bir sebebi yok yani. Yok sultanım. Başka ne olabilir? İnşallah öyledir Nasuh Efendi. Lakin bir şey bileyim. Ve benden saklıyorsan senin de canını yakarım. Bunu bil. Ana. Yoksa işlerimde yanılmamışım Gülfem. Meyhanelere gidiyormuş. Malum hatunlar da düşüp kalkıyor belli. Emin misiniz bundan? Başka ne olabilir ki? Niye gider ki oralara? Gerçi Nasuh Efendi de oradaymış. Onunla da görüştüm. Onu görmeye gitmiş, Bahri Bey'le alakalı konuşmuşlar. Lakin hali bir tuhaftı. Belli ki bir şey saklıyor. Sultanım, ortada bir şey yok. Boş yere üzüyorsunuz kendinizi. Göreceğiz. Paşam. Hayırdır matrakçı, mühim bir mesele var demişsin. Paşam, bugün Hatice Sultanımız beni saraylarına çağırdılar. Sorgu sual ettiler. Ee? Dün gece meyhanede olduğumuzu birileri söylemiş. Belli ki takip edilmişsiniz. Ne sordu sana? Ağzımı aradılar paşam. Ben de devlet işleri olduğunu söyledim. Anlaşılan o ki kuşku duymaya başlamışlar. Sultanımızın gözü üzerinizde, dikkatli olmanız icap ediyor paşam. Anladım, sağ ol.